Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena, inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena, inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bizleri sağlık ve sıhhat içerisinde bu mübarek Ramazan ayına kavuşturan Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Yaratan, yaşatan, bizlere sayısız nimetleriyle lütufta bulunan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizi iman ve İslam'la müşerref kılan Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama ümmet kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizlere Müslüman olmayı nasip ettiği gibi Müslüman kalmayı ve Müslüman olarak ölebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz imanımızı kamil, amellerimizi salih, ahir ve akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Muhterem Müslümanlar, yıl içerisinde insanların özlemle bekledikleri ve sevinçle karşıladıkları bir ay vardır. İşte o ay Ramazan ayıdır. Ramazan ayı manevi hayatımızda seçkin bir yeri olan mübarek bir aydır. Ramazan ayı Allah Teala'nın müminlere büyük bir lütfu ve ihsanıdır. Çünkü Ramazan ayı yapılan dua ve niyazların, tövbelerin ve istiğfarların, hayır ve hasenatın kabul edildiği, Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretinin müminlerin üzerine sağanak sağanak yağdığı mübarek bir aydır. Bu ay orucu, sahuru, iftarı, teravihi, dolan camileri, dinlenen vaaz ve mukabeleleri ile bereket ayıdır, şefaat ayıdır. Bu ay alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kıyamete kadar insanlığa ışık tutacak olan Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı aydır. Ramazan içerisinde insanlık için bin aydan daha hayırlı olan çok mübarek bir gece vardır ki o gece de Kadir gecesidir. Ramazan Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş ayıdır. Öz ifadesiyle Ramazan ayı Kur'an ve oruç ayıdır. Dolayısıyla burada sizlere bugünkü sohbetimde Ramazan ayının temel özelliklerini ayet ve hadisler ışığında açıklamak istiyorum. Birinci olarak değerli Müslümanlar, Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayıdır. Ramazan ayı ilahi rahmet ve mağfiretin zirveye ulaştığı ve oluk oluk müminlerin, inananların üzerine aktığı mübarek bir aydır. Kalbimizi ve bütün organlarımızı
kötülüklerden kurtarmak için ibadetlerle Cenab-ı Allah'ın sonsuz rahmet ve mağfiretine ulaşmak için bu ay kaçınılmaz bir fırsattır. Nitekim sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: "Men sâme Ramazâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tegaddeme min zembi." Kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır, affedilir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: "Benim ümmetime Ramazan ayında 5 şey verilmiştir ki benden önceki peygamberlere bunlar verilmemiştir. Birincisi, Ramazan'ın ilk gecesi olduğu zaman Allah Teala müminlere rahmetiyle nazar eyler. Ve Allah kime de rahmetiyle nazar etmişse ona ebedi azap etmez. İkincisi, akşama doğru oruç tutan müminlerin ağız kokuları Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Üçüncüsü, melekler oruç tutan müminlere gece gündüz istiğfarda bulunurlar. Dördüncüsü, Allah Teala cennetine emir buyurur: "Hazırlan ve süslen ki kullarımın dünya sıkıntılarından kurtulup benim yurduma, benim lütfuma gelip rahata kavuşacakları zaman yaklaşmıştır." buyurur. Beşincisi ise değerli müminler, Ramazan'ın son gecesi olduğunda müminlerin hepsini birden Allah Teala bağışlar. Dolayısıyla Ramazan'ı Allah'ın rızasına uygun olarak geçiren bir mümin, annesinden dünyaya gelen bir çocuk nasıl günahsız olarak dünyaya geliyorsa, Ramazan'ı Allah'ın rızasına uygun olarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olarak geçiren bir mümin de bayram sabahına günahsız olarak, tertemiz olarak çıkma imkanı bulur. Allah Teala inşallah bizleri sağlık ve sıhhat içerisinde bu Ramazan ayını Allah'ın rızasına uygun olarak geçirmemizi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, Ramazan ayının ikinci önemli özelliği, Ramazan ayı oruç ayıdır. Ramazan ayı oruç ayıdır. Niçin? Çünkü Allah Teala bu ay içerisinde oruç tutmayı farz kılmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 183. ayeti kerimesinde bakınız, Yüce Rabbimiz bu hususta şöyle buyuruyor: "Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu, kutiba aleykumus siyamu, kema kutiba alellezine min kablikum, leallekum tettegûn." Ey inananlar, ey iman edenler, sizden önceki milletlere farz kılındığı gibi günahlardan korunmanız için sizlere de Ramazan orucu farz kılınmıştır buyuruyor. İşte bu ayetten şunu anlıyoruz değerli müminler. Demek ki Ramazan orucu, Ramazan'da bir ay oruç tutmak sadece son din olan İslam dininde farz değildir. Önceki peygamberlere, önceki dinlere de, önceki dinlerin mensuplarına da Allah Teala oruç tutmayı farz kılmıştır. Çünkü ayetin başında bakınız, "Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum" buyuruyor. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı buyuruyor. İşte bu ayetten demek ki önceki milletlere de oruç tutmak Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Evet, mesela Yahudilikte de Allah Teala Hazreti Musa'ya ve onun ümmeti olan, onun kavmi olan Beni İsrail'e oruç tutmayı farz kılmıştır. Ama maalesef Beni İsrail orucun sayısını azaltmış ve orucu değiştirmiş, tahrif etmiş. Yine
Hristiyanlara da Hazreti İsa'ya da Allah Teala oruç tutmayı farz kılmıştır. Hristiyanlık da Hazreti İsa'dan sonra orucun şeklini değiştirmişler. Orucu adeta bir perhiz şekline dönüştürmüşler. Yani şunu 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 yiyebilirsin ama şunları 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 yiyemezsin şeklinde perhize dönüştürmüşler ve orucun sayısını artırmışlar ve böylece önceki ilahi dinlerin zamanla Allah'ın emri olan bu oruç ibadetini değiştirdiklerini, tahrif ettiklerini görüyoruz. Ama Allah Teala son din olan İslam dininde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatında oruç ibadetini tekrar yeniden asli suretine dönüştürmek suretiyle yeniden kıyamete kadar gelecek bütün inanan insanlara Allah Teala oruç tutmayı farz kılmıştır. Dolayısıyla bizler de değerli müminler Peygamber Efendimizin tuttuğu şekilde orucu Ramazan ayında ne yapıyoruz? Bir ay Ramazan orucunu tutuyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Çünkü bizleri sağlık ve sıhhat içerisinde bu mübarek aya 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına kavuşturdu. Evet, Ramazan ayının orucunun farz olduğunu efendim Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 185. ayeti kerimeden şöyle anlıyoruz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Femen şehide minkumuş şehra felyesum. Evet, içinizden kim Ramazan ayına erişirse oruç tutsun buyuruyor. İşte bu ayetteki emirle Ramazan ayında oruç tutmak müminlere, inananlara farz kılınmıştır. Ne zaman farz kılınmıştır? Evet, Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinden 1,5 yıl sonra Şaban ayının 10'unda oruç farz kılınmıştır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz hicretten sonra artık oruç farz kılındıktan sonra vefat edinceye kadar her yıl Ramazan ayında oruç tutmuş ve bize de Ramazan ayını mükemmel bir şekilde oruçla geçirmemizi emretmiş ve tavsiye etmiştir. Bakınız değerli müminler, Peygamber Efendimizin hadislerinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayını oruçla geçirmeyi ve bunun faziletiyle ilgili birçok hadis-i şerifler bize kadar nakledilmiştir. Onlardan bazılarını sizlere açıklamak istiyorum. Mesela bir hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İza ca'e Ramazanu futihat ebvabul cenne. Ramazan ayı geldiği zaman cennet kapıları açılır ve gullikat ebvabu cehennem. Ebvabunlar. Evet. Cehennem kapıları kapatılır. Ve suffiteti şeyatin. Şeytanlar da zincire vurulur buyuruyor. Evet. İşte bu hadis-i şerifte cennet kapılarının açılması, Allah'ın rahmetinin müminlerin üzerine sağanak sağanak yağması üzerine cehennem kapıları kapanır ve kötülükleri, azgınlığı tavsiye eden ve kötülüklere insanları sürükleyen şeytanlar da zincire vurulur. Dolayısıyla Allah'ın istediği hayır ve hasenatlar bu ayda artar. Müminler adeta bu ay içerisinde tuttukları oruçla, gece vaktinde kıldıkları teravih namazıyla, seher vaktinde okudukları Kur'an-ı Kerim mukabeleleriyle ve çevrelerindeki fakir ve muhtaçlara yardım ellerini uzatmak ve zekat ve sadakalarını vermek suretiyle adeta melekleşirler ve Allah'ın rızasına nail olurlar. Dolayısıyla değerli müminler, işte Ramazan ayında Peygamber Efendimizin tavsiyeleri üzerine, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi üzerine Peygamber Efendimizin tuttuğu gibi mükemmel oruç tutmalıyız ve Allah'ın bu emrini yerine getirmeye gayret etmeliyiz. Bakınız yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor.
Ramazan orucuyla ilgili. Es-sıyâmu cünnetün. Evet, oruç insanı kötü işlerden koruyacak olan bir kalkandır diyor. Kalkan nasıl insanı düşmanın saldırılarından, kılıç darbelerinden koruyorsa, işte oruç da oruç tutan mümini ne yapıyor? Kötülüklerden, Allah'ın yasakladığı günahlardan korumuş oluyor. Adeta bir kalkan görevi görüyor. Evet, la yerfuz ve la yechel ve inimru'un gâtelehu ev şâtemehu felyegul inni sâimun merrateyni. Evet, biriniz, ey Müslümanlar, biriniz oruç tuttuğu zaman kötü söz söylemesin. Ağzından kötü söz çıkmasın. Oruçlu kendisi ile itişmek ve dalaşmak isteyen biri olduğu zaman asla ona mukabelede bulunmasın. İki defa ben oruçluyum, ben oruçluyum desin ve bir kenara çekilsin diyor. Dolayısıyla değerli müminler, oruç tuttuğumuz esnada, oruç tuttuğumuz esnada sadece orucu midemize tutturmamalıyız. Orucu dilimize, orucu kulağımıza, orucu gözümüze, orucu elimize, orucu ayağımıza da ne yapmalıyız? Tutturmalıyız. Yani kısacası bütün organlarımıza oruç tutturmalıyız. Nasıl tuttururuz? Bu uzuvlarımızı, bu organlarımızı Allah'ın yasakladığı fiillerden, davranışlardan, günahlardan uzak tutarak, muhafaza ederek, koruyarak. Ve bu hadisin devamında bakınız, Peygamber Efendimiz yemin ederek şöyle buyuruyor. Diyor ki, vellezî nefsî biyedihî, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, lehalûfu femis sâimi etyabu indallâhi min rihil misk. Evet, Allah'a yemin olsun ki, oruç tutan müminin ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir diyor. Evet, yine başka bir hadis-i şerifi sizlere açıklamak istiyorum değerli müminler. Bakınız Allah Resulü şöyle buyuruyor. Lissâimi ferhatâni yefrahuhuma izâ eftara feriha ve izâ lagiye rabbehu feriha bisavmihi. Oruçlunun iki sevinci vardır. Birisi iftar zamanında orucunu açacağı zamanki sevincidir. Diğeri ise, ikincisi ise tuttuğu oruçla Allah'a kavuştuğu ve orucun mükafatına erdiği zamanki sevincidir. Evet, yine bir üçüncü hadis-i şerifi sizlere açıklamak istiyorum. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, İnne fil cenneti baben yugalu lehu reyyan. Evet, cennette Reyyan adında bir kapı vardır. Yedhulu minhu es-saimun yevmel kıyame. Kıyamet gününde o kapıdan sadece Allah rızası için oruç tutan müminler girer. Evet. La yedhulu minhu ehadun gayruhum. Evet, oruç tutan müminlerden başka hiçbir kimse o kapıdan cennete giremez. Fe izâ dehalû, oruç tutan müminler o kapıdan cennete girdiklerinde ûliga felem yedhul minhu ehadun, o kapı kapanır ve oradan cennete hiçbir kimse giremez. Evet, değerli müminler, o zaman demek ki Ramazan orucu müminlere farz. Peki oruç tutmak hangi müminlere, hangi Müslümanlara farz? Evet, oruç bir, ergenlik çağına erişmiş olan, iki, akıllı olan, aklı başı yerinde olan, üç, Müslüman erkek ve bayanlara farzdır. Tekrar ediyorum, oruç ergenlik çağına erişmiş olan, iki, akıllı olan, aklı başı yerinde olan, üçüncüsü de Müslüman olan erkek ve bayanlara oruç tutmak farzdır. Ancak kendisine oruç farz olduğu halde oruç tutmayacak kadar hasta olanlar veya Ramazan'da oruç günlerinde yolculuk yapacak olanlar bu iki özür sebebiyle oruç tutmayabilirler. Bunu nereden çıkarıyoruz?
Allah Teala ayeti kerimede bu iki hususu şöyle açıklıyor. Şöyle ifade ediyor. Femen kâne minküm meridan ev alâ seferin. Sizden kim ey Müslümanlar? Sizden kim hastaysa veya yolculuk yapıyorsa fe iddetüm min eyyamin uhar. Oruç tutmayabilir bu iki durumda. Tutamadığı günler sayısınca Ramazan'dan sonra orucunu kaza eder. Evet. Burada hastalık denilince değerli müminler tabii ki efendim çok basit hastalıklar sebebiyle de ha ben hastayım deyip de orucu terk etmek doğru değil. Yani bir doktora gidip de doktor efendim sen eğer oruç tutarsan senin sağlığına iyileşmene efendim zarar verir diyorsa o zaman ne yapabiliriz? Oruç tutmayabiliriz ve tutamadığımız günler sayısınca Ramazan'dan sonra kaza ederiz. Burada gebe ve emzikli bayanlar da bu durumlar sürdüğü sürece ne yapabilirler? Oruç tutmayabilirler, oruç tutmazlar. Bu durumları kurtulduktan sonra, bittikten sonra artık tutamadığı günler sayısınca ne yaparlar? Oruçlarını kaza ederler. Bir başka husus daha var ki değerli müminler, peki öyle bir hasta ki Müslüman, bir Müslüman, hastalığı gerçekten ağır bir hastalık ve o hastalığın hayat boyunca düzelmesi, iyileşmesi mümkün değil. Hem yaşlı hem de öyle bir hasta ki o hastalığından kurtulması, düzelmesi mümkün değil. Peki bu durumda olan müminler ne yapacaklar? Bunun cevabını da yine Cenab-ı Allah ayeti kerimede açıklıyor bakın. Allah Teala bu hususlar çok önemli olduğu için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de teker teker açıklıyor ve şöyle buyuruyor. Ve alellezine yutigunehu fidyetun taamu miskin. Evet. Oruç tutmaya güçleri yetmeyenler yoksul bir Müslümanı fidye vererek doyursun diyor. Her güne karşılık bir fidye vermek suretiyle doyursun. Demek ki çok yaşlıysa ve hastalığı ağır ve artık iyileşmeleri o hastalıktan iyileşmesi mümkün değilse o Müslümanın Ramazan ayında oruç tutmayacak ve tutamadığı günler sayısınca bir yoksula, bir fakire fidye verecek. Fidye nedir? Fidye değerli müminler bir gün boyunca bir günlük ne kadar efendim karnını doyuruyorsa mesela bugün Türk parası olarak bir insan, bir Müslüman bir günde ne kadar bir parayla karnını doyurabilir? Onu ne yapması lazım? Fakire vermesi gerekir fidye olarak. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl fidyenin en alt sınırını belirliyor ve ilan ediyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı en alt sınır olarak 70 Türk lirası olarak belirledi ve ilan etti. Bu demek değil ki bütün Müslümanlar, fidye verecek olan Müslümanlar hepsi de sadece her gün için 70 lira verecek. Hayır. Hayır. Bu en alt sınır. Ne yapacak? Müslüman herkes, ekonomik durumu her Müslümanın farklı farklı. Dolayısıyla herkes kendi ekonomik durumuna göre en alt sınırdan başlayarak 70 lira verecek olanlar vardır. 100 lira verecek olanlar vardır. 150 lira verecek olanlar vardır. Çok zengindir. 200 lira verir her gün için. Çok çok zengindir. Her gün için 300 lira verir. Dolayısıyla ne kadar fazla verirse değerli müminler öbür tarafta Allah'ın huzurunda onun faydasını görür ve o Müslümanın kurtuluşuna vesile olur. Zannetmeyelim ki efendim fazla verdiğimizde efendim servetimiz, malımız eksiliyor. Hayır. Belki maddi olarak bir eksilme oluyor ama Allah Teala o mala, o servete bereket veriyor ve dolayısıyla bereketli olan mal maddi olarak eksilse de gerçekten insan o bereketli malın faydasını hem bu dünyada görüyor hem de ahirette görecektir inşallah. Evet. Peki değerli müminler oruca ne zaman niyet edilir? Bunu da ifade edelim. Bütün ibadetlerde olduğu gibi oruç içinde niyet şarttır.
Niyetsiz oruç sahih olmaz. Ramazan ayında her günün orucuna niyet edilmesi gerekir ve Ramazan ayına güneşin batışından başlamak ve imsaktan itibaren yemek, içmek ve cinsi ilişkide bulunmamak şartıyla gündüz kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Değerli müminler, aslında niyetin yeri kalptir. İnsanın kalbinden efendim oruç tutacağını geçirmesi niyet demektir. Ama Hanefi mezhebine göre özellikle dil ile ifade ederse elbette bu nedir? Eftaldir. Daha hayırlı, daha faziletlidir. Evet, değerli müminler, oruçla ilgili bu temel bilgileri sizlere ifade ettikten sonra burada ayet ve hadisler ışığında Ramazan ayının temel özelliklerinden bahsediyorum. Önce dedim ki Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayıdır. Yapılan duaların, yapılan tövbe ve istiğfarların kabul edildiği, yapılan hayır ve hasenatların Allah katında kabul edildiği ve kat kat fazla sevap verildiği bir aydır dedim. Bunu evet, ayet ve hadisler ışığında bunu açıkladım. İkinci olarak Ramazan ayı oruç ayıdır dedim. Bu hususu da orucun ne kadar Allah katında faziletli olduğunu ayet ve hadisler ışığında açıkladım. Peki Ramazan ayının üçüncü temel özelliği nedir değerli müminler? Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Evet, neden Kur'an ayıdır? Çünkü bu ay içerisinde Kadir Gecesi diye bir gece vardır ki o gecede Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmeye başlanmıştır. Evet, işte bu Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim indirilmeye başladığı için Ramazan ayı Allah katında çok mübarek bir aydır ve çok değerli bir aydır. Ve bu hususu da Cenab-ı Allah bakın ayeti kerimede şöyle açıklıyor, şöyle ifade ediyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Evet, Ramazan ayı öyle bir aydır ki insanlara yol gösterici, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt edici olarak Kur'an-ı Kerim o ay içerisinde indirilmeye başlanmıştır. Kadir Gecesi ki değerli müminler, Kadir Gecesi'nin Allah katındaki faziletiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala müstakil bir sure indirmiş. Kadir Suresi. Ve bu surenin birinci ayetinde İnna enzelnahu fi leyletil kadr buyuruyor Cenab-ı Allah. Biz onu Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirdik buyuruyor. Ve Kadir Gecesi'nin Allah katındaki faziletini de bu surenin ayetlerinde Leyletül Kadri hayrun min elf şehr şeklinde açıklıyor. Yani Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay hesapladığımızda 84 küsür efendim yıl ediyor. Yani adeta bir insanın ömrü. Dolayısıyla Allah Teala bakınız, ümmeti Muhammed'in ömrü genelde önceki milletlere göre, önceki insanlara göre kısa. Yaklaşık olarak 80-90 yıllık bir ömür ortalama olarak. Tabii bunu aşan var. Bundan daha önce de vefat eden var. Genelde böyle. Ama önceki milletlerin ömrü daha fazla oluyormuş. İşte o milletlerin çok fazla yaşamaları sebebiyle Allah'a ibadet etmeleri, Allah'a itaat etmeleri imkanı oluyordu. Ama ümmeti Muhammed'in ömrü kısa olduğu için Allah Teala ümmeti Muhammed'e bir lütuf ve ihsan olarak öyle bir gece vermiş ki yıl içerisinde Kadir Gecesi. Bakın o geceyi eğer Allah'ın rızasına uygun olarak bir mümin, bir Müslüman değerlendirirse bin yıl Allah'a ibadet etmiş gibi sevap kazanmasına vesile oluyor. Yüce Rabbim bizleri, sizleri sağlık ve sıhhat içerisinde Kadir Gecesi'ne kavuşmamızı nasip ve müyesser eylesin. Ve o geceyi ve Ramazan ayını Yüce Rabbimizin rızasına uygun olarak geçirmemizi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, üçüncü temel özellik olarak dedim ki Ramazan ayı Kur'an ayıdır dedim. Dolayısıyla burada sizlere bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum.
her Ramazan ayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ana kadar inen Kur'an surelerini, ayetlerini Cibril aleyhisselamla birlikte karşılıklı mukabelede bulunurlarmış. Karşılıklı okurlarmış. Ve Peygamber Efendimizin vefatından önceki son Ramazan ayında bu mukabeleyi iki defa yapıyorlar. Yani bir kere başlıyorlar, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup bitiriyorlar. İkinci kez başlıyorlar ve tekrar bir daha okuyup bitiriyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim bugün elimizdeki şekle, biçime, işte o arzayı ahire dediğimiz Peygamber Efendimizin son Cibril'e arzasında sabitlenmiş, son şeklini almış. Dolayısıyla işte bugün bizim Türk milletinin özellikle Ramazan ayında adeta bir örf adet haline getirdiğimiz Ramazan'da mukabele adeti oradan geliyor bize. Dolayısıyla bu gerçekten önemli bir örf adet, önemli bir ibadet. Bunu devam ettirmeliyiz. Ve nitekim camilerimizde sabah efendim namazdan önce, seher vaktinde, öğleden önce, bazı camilerde ikindin öncesi veya ikindin sonrası bu mukabeleler yapılıyor. Bunları devam ettirmeliyiz. Burada şu uyarıda bulunmak istiyorum değerli müminler. Evet, Kur'an-ı Kerim'i Arapça orijinalini okumak her harfe karşı 10 sevap veriliyor. Büyük bir ibadet, önemli bir ibadet. Hatta şunu söyleyebilirim. Namaz ibadetinden sonra Allah katında en değerli ibadet Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in orijinalini okuma ibadetidir. Ancak değerli müminler, sadece Kur'an'ın orijinalini Arapçasını okumakla yetinmemeliyiz. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe manalarını, meallerini, tefsirlerini de okumalıyız. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i okurken aklımızı kullanmamızı, düşünmemizi ve öğüt almamızı, anlamamızı istiyor. Kur'an'ı okumaktan maksat nedir? İbadet ediyoruz, sevap kazanıyoruz, tamam, ama sadece bu değil. Kur'an-ı Kerim'i okurken düşünmemizi istiyor ve Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette efela yaqilun, efela taqilun, efela yetedebberun diyerek, yani düşünmüyorlar mı, akletmiyorlar mı, akıllarını kullanmıyorlar mı diyerek Allah Teala Kur'an'ı okurken düşünmemizi, aklımızı kullanmamızı ve Kur'an'ı anlayarak okumamızı istiyor. Bir ayet okuyacağım size. Yusuf suresinde bakın Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyen leallekum taqilun. Türkçe meali, manası, düşünüp anlamanız için Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak indirdik buyuruyor. Dolayısıyla bakın Allah Teala düşünerek, anlayarak Kur'an'ı okumamızı istiyor. Eğer düşünerek, anlayarak Kur'an'ı okursak Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hakkı, hakikati o kadar güzel bir üslupla açıklıyor ki o açıklamalardan insanın etkilenmemesi, ibret almaması mümkün değil. Dolayısıyla başka bir ayet var bu konuda. Onu da okuyacağım. Efela yetedebberunel Kur'ane em ala kulubin ekfaluha. Kur'an'ı okuyan insanlar akıllarını kullanmıyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa düşünmeden okuyanların kalbine kilit mi vurulmuş diyor Allah Teala. Ne demek bu? Yani düşünmeden okuyan insanlara Allah Teala bu ayetle ayıplıyor, yeriyor. Kur'an-ı Kerim'i düşünerek, anlayarak okumalıyız ki ondaki güzel ilkeleri, evrensel ilkeleri anlayalım ve o ilkeleri hayatımıza taşıyabilelim, hayatımızda uygulayabilelim. Şöyle bir soru sorulsa bugün bu asırdaki Müslümanlara, ey Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim sizin hayatınızın neresinde diye bir soru sorulsa cevap olarak Kur'an-ı Kerim bizim sadece camide, ibadetimizde, evlerde kıldığımız namazlarda ve yapılan dualarda. Yani Kur'an-ı Kerim sanki sadece bir ibadet ve dua kitabıymış gibi değerlendiriyoruz. Bu doğru değil. Sadece bu değil. Kur'an-ı Kerim elbette ibadette okunacak, ibadet edeceğiz ama Kur'an-ı Kerim bir hayat rehberidir. Kur'an-ı Kerim Müslümanın hayatının her yerinde olmalı. Aile hayatında olmalı, ticaretinde olmalı, efendim beşeri ilişkilerinde, insanlarla olan ilişkilerinde olmalı. Gençlerimizin, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin okullarda, eğitim yuvalarında, efendim
o ilkeleri öğrenmeli ve orada uygulamalı. Yani Kur'an-ı Kerim hayatımızın her yerinde olmalı. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim hayatımızın her yönüne ışık saçıyor ve her konuyla ilgili ilkeler getiriyor. Bir örnek vereceğim, bakınız. Bir ailede karı kocanın yatak odasına çocuğunun nasıl gireceğinin adabını bile Kur'an-ı Kerim'de ayette Allah Teala bize anlatıyor. Dolayısıyla elbette bir ailede karı kocanın birbirine nasıl davranması gerekir, anne baba çocuklarına nasıl davranması gerekir, esnaflarımızın, tacirlerimizin ticaret yaparken hangi prensiplere uyması gerekir, ticareti nasıl yapması gerekir, bunları açıklayan ayetler var. Bunları biliyor ve uyguluyor muyuz? Maalesef. Onun içinde Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumadığımız için ilimde, teknikte Müslümanlar olarak geri kaldık. Yüce Rabbimiz bizleri bu mübarek ayı fırsat telakki ederek Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i düşünerek, anlayarak okumamızı, ibret almamızı ve onun bize sunmuş olduğu evrensel ilkeleri hayatımızda tatbik etmek suretiyle Yüce Rabbimizin rızasına erişmemizi nasip ve müyesser eylesin. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.